önemli. Ya kızım, kokarcayı bir kokunca da kızıyorsun, parfüm sıkınca da. Bir karar ver. Arasını bulamazsın değil mi? Ama ben o parfümü kimin için sıktığını çok iyi biliyorum. Aman, iyi madalya hak ettin o zaman. Burada biri parfümü yıkanmış galiba. Emre, umarım o benim parfümüm değildir. Vallahi babacığım, bir parça sıktım. Hemen yerine bırakıyorum. Yağmurcuğum, gel bakalım. Benim için gitar çalmayı öğrenerek sürpriz yapmak istemen gerçekten çok güzel. Ama ne olursa olsun, gitar kursu için bile olsa okulu bir daha asmayacaksın değil mi? Babacığım, Nana kaçırdığın dersleri bana anlatıyor. Hem sadece ilk derse gitmiyorum. Ne olursa olsun okulu asmak olmaz. Zaten müdüre hanıma telefon açıp durumu bizzat açıklayacağım. Bir daha da böyle bir şikayet duymak istemiyorum. Anlaştık mı? Hı hı. Hadi bakalım. Doğru kahvaltıya. Tamam babacığım. Şu taşları bir an önce bulsak da oyuncaklar dünyasından Nana da kurtulsa. Ve en sonunda da Nana insan olup babamla evlense. Hiç merak etmeyin. Mr. Cut'ın hediyesini ben kendi ellerimle teslim edeceğim. Sizin gelmenize gerek yok. Evet evet. Yarım saate kadar oteldeyim. Tamam. Oldu. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim Nana. Seçtiğin tabloyu eminim çok beğenecek. Yağmur bak. Konuştuğumuz gibi ona göre, tamam mı? Makbul Sultan, ellerine sağlık. Afiyet Hadi ben olsun kaçtım. Evladım. Ben bir günde gitar çalmayı nasıl öğreneceğim? Merak etme, bana yardım eder. Artık yapacağız bir şeyler. Ay Volkan, içimi şişirdin. Oflayıp puflama artık. Simge, sana da pes yani ha. Ne kadar rahatsın. Eğer Mr. Cut'ın hediyeyi beğenmezse rezil olacağımız yetmiyormuş gibi bir de işi kaybedeceğiz. Ama sen hiç oralı değilsin ha. Ne yapalım? Her işte bir hayır vardır Volkancığım. Biz elimizden geleni yaptık. Alo. Ha Erkut. Ben şimdi uygun değilim. Tabii sen o iş olmuş bil. Tamam, sonra araşırız. Hadi bay. Hakan gelmediğine göre adam kesin ağzına geleni sayıp işi bizden aldı. Hakan da üzüntüsünden yataklara düştü. Arasak mı acaba? Evet, kesinlikle enfes bir tablo. Beğendiğinize çok sevindim. Önemli değil. Tamam, dosyaları inceleyin bu arada. Tamam Mr. Cut'ım, bekliyoruz. Hadi ne duruyorsunuz? Bütün planların hepsi bitmek zorunda. Simge, sen muhasebeciyi çağır. Volkan, sen bunları alıp şantiyeye gidiyorsun. Dönerken Mimar Tuğrul Bey de alacaksın. Dur bir dakika Hakan, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Mr. Cut'ın işin hızlı yürümesini istiyor. Allah kahretsin. Aptal Nana'nın hediyesine nasıl bilmiyordu?